Değerli şagirdler, bərabər yanlı və bərabər tərəfli üç bucaqlar. Əvvəlcə bərabər yanlı üç bucaq haqqında danışaq. Bərabər yanlı üç bucaqda yan tərəflər bərabər olur. Adından göründüyü kimi yan tərəflər bərabər olur. Oturacağa bitişik bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Yəni alifatçı alfadır. Bərabər yanlı üç bucaqda xassə bir. Xassə bir. Oturacağa çəkilmiş median tən bölən, bax median, sonra tən bölən və hündürlük. Üçü də eyni düz xətt parçasıdır, aydın da. Yəni median, tən bölən, hündürlük üçü də bir-birinə bərabərdir və eyni parçadır. Deməli median bərabərdir, hündürlük bərabərdir, tən bölən. Bütün təpə nöqtələrindən çəkilən yox ha. Ancaq yəni oturacağa çəkilmiş median, hündürlük, tən bölən bərabər olur. Başa düşdünüz? Məsələn, yan tərəfdən çəkilin olmayacaq. Yəni, bərabər yanlı olduğu üçün ancaq təpədən oturacağa çəkilən median hündürlük tən bölən bir-birinə bərabər olacaq. Bu bərabər yanlının xassəsidir. Burada bilməli olduğumuz şeylər bunlardır. Bərabər tərəfli nə deməz? Bərabər tərəflinin bütün tərəfləri bərabər olur. Və bütün daxili bucaqlar da bərabər olur. 180 dərəcə ümumidir. Onu 3 yerə bölsək 60 düşəcək hərəsinə. 60, 60, 60. Bərabər tərəfli üç bucaqda uşaqlar çəkilən hündürlük, median, tən bölən üçü də eyni şeydir. Bax, çəkilən hündürlük, median, bir də tən bölən üçü də eyni şey olur. Bax, median bərabərdir, tən bölən bərabərdir, hündürlük. Bərabər tərəflidə bərabər yanlıdan fərqi odur ki, burada təkcə yuxarıdan çəkilən yox, istənilən tən bölən, median, hündürlük bərabər olur. Aydındır? Yəni bunların hamısı bir-birinə bərabərdir. Hamısı hündürlük, həm tən bölən, həm mediandır. Başa düşürük. Yəni bütün təpə nöqtələrindən çəkilən hündürlük, median, tən bölən bərabərdir. Və bu uzunluq bərabərdir. A kökdə 3 bölünsün 2-yə. Həmişə. İndi bunu göstərəcəm niyə elədim. İndi bunun izahını verəcəm burada. Baxın. Mən buradan taş hündürü çəkmişəm, düzdür? Seçtiğim hündür hem de mediandır. Hem de nedir? Tam bölendi, düzdür. Mesela 30 derece, 30 derece, bura 60 derecede. Eğer üç bucağın yan tarafı A'dırsa, yani bütün tarafları A bırakıp bilirik, onda bu hissiye ne kalacak? A bölünsün 2 karda, böyle değil. Yarısı da konu. Burada A bölü 2'di. Şu 60 derecede bucak karşısındaki katet, 60 derecede bucak karşısındaki katet, diğer katetin, yani bunun, kökte 3 misline beraber, yani A bölü 2'ni neye vuracaksan kökte 3'e. Başa sürüyoruz. Bu böyle. Geçen de sualları yazmaya. Ayrıca bu kadar gayda kifayet edilir. Demek bir numaralı sual. Beraber yanlı 3 bucağın perimetri 84'tür. Yan tarafı oturacağından 1,5 defa büyüdü. Oturacağı x ise yan tarafı ne olacak? 1,5x. 1,5x. Üç bucağın oturacağını soruşur. Bütün perimetre tapanda bütün taraflarını toplayacaksan olacak 84. 1,5, 1,5 eləyir 3. Üstüne bir canında 4. 4x beraber 84. X beraber 84'ü 4'e böleceksin 21. X'in cevabı 21'dir. Üç bucağın oturacağını soruşur. Ne olacak? 21 olacak. Bir var yani. Geçen növbət suala. İki de eynisidir. Keçək üç nömrəli sualım. Üç nömrəli sual. Alfa, beta, gamma üç bucağın bucaqlarıdır. Alfa, beta, gamma üç bucağın bucaqlarıdır. Yəni daxili bucaqlarıdır. Hansı şərt ödənilikdə bu düzgün üç bucaqdır? Valla düzgün üç bucaq bərabər tərəfli üç bucaq deməkdir. Baxın, düzgün üç bucaq, yəni bərabər tərəfli. Bərabər tərəfli üç bucaq deməkdir. Bərabər tərəfli üç bucağın da bütün bucaqları bir-birinə bərabər olur. Yəni D variantı. Ayaq sürük. 4 nömrəli sual. Yenə deyir hansı düzgündür. Düzgün olması üçün bərabər olmalıdır. B variantı. Keçək 5 nömrəli sualı. AB bərabərdir BC-yə. Baxın AB bərabərdir BC-yə.
AS de beraberdi SD'ye. Yani bura bucaq B'ni 36 verib. Bucaq B'ni 36 verib. Şu an bucaq B 36'sa onda bu A bucağı ile S bucağı beraberdir. Çünkü beraber yanlıdır. Bu şartı göre beraberdir. Beraber yanlıdır. 180'den çıxaram 36'ına kalacak 144. 2'ye böleceğim 70. Yani burada 72'dir. Burada 72'dir. Bize deyir ki bu hisseler de beraberdi. Şartta verip görürsen. Demek bura 72 ise bura 72 ise bura 72 ise 180'den çıxaram 72'ni. Kalacak 108. Onu da 2'ye böleceğim. Kalacak ne? Bura kalacak 54. Burada da kalacak 54. Düzdür. Bura ümumi 72 değil. 72'den de bu 54'ü çıxan ne kalır? 18. Düzdür. Bize neye soruşur? B, A, D diyen 18 soruşur. Başa çıkıyor. Bizden B, A, D'ni soruşur. 18. Sonra 6 numaralı sualda eynisidir. Yine onu da yazalım. AB beraberdi. AB beraber neye? AD'ye. Yok BS'ye. Bucak B'ni 50 verir. Ben birinci bu şarta baktım. Bir de bunu gördüm. Kaldı ne? 180'den çıkıram 50'ni kalır 130. 130 da böyle 2 yere böl. Ne olacak? 65. Burada olacak 65. Yaxşı. Bize sonra deyir ki AS beraberdi AD'ye. AS haradır? Bakın AS buradır. Bir tane deyir AD deyir. AD ise buradır. Onlar beraberdir. Ama bu bucaklar birbirine beraber olacak. Burada 65'ti. 65, 65, 130. 180'e 130 sana ne kalır? 50. Onda bura 50'di. Bura 65'ti ümumi. Onda bura ne kalacak? 15 derece kalacak. 65'ten çıktım 50'ni. BA'da ne oldu? 15 derece. D varyantı. Keçen 7 numaralı sualı. Yedi numaralı sual. Tərəfləri 7 ve 15 olan beraber yanlı üç bucağın perimetrini dağıtın. Şu an beraber yanlı olduğuna göre yadda saxlayın. Yan taraf oturacaqdan böyük götürürsen. Mesela 15'i yan tarafa götürəcəksən. 7'ni ise oturacağa götürəcəksən. Tekrar edelim. İki tane taraf var. Böyük olanı yan tarafa götürəcəksən. Menden perimetri soruşur. 15 üstü 15 üstü 7 elədi 37. D variantı. Yine burada da 8 nömrəli sualda da yan tarafa nəyə götürəcəksən? 22'ni yan tarafa götürəcəksən. Onu da oturacağa. 22, 22, 44. 10'da 54. 9 nömrəli sual. AB beraberdi BS'ye. BD beraberdi DS'ye. Bu şartlar beraber. Mesela bura A'dırsa bura da A'dır, düzdür. Onda bura 2 A'dır. Çünkü beraber yanında A seni 2 verip bir A'da tembölendi. A'da tembölendi. Tembölen de kaydasına göre. Biz tembölen kaydası neydi? Bak AB'nin B D'ye nispeti beraberdi. A senin S D'ye nispeti. Yani 2 A'nın A'ya nispeti beraberdir. A'nın 2'ye nispeti. Buranın A beraber neçeye? 4'e. A 4'tü. Bizden B'deni soruşur. B'den oldu 4. Sual var. Bize izah edeyim. 10 numaralı sual. ABC beraber taraflı 3 bucağında BD medyandır. BD medyandır. BY beraber YS'ye. BY beraber YS'ye. Fikir ver. Bu orta noktadır. Görsen. Bu da orta noktadır. Fikir versen. Eğer YD orta xatsa. YD şu an orta noktadırsa. Demek YD orta xatdır. Orta xat. Orta xat nədir? AB'nin yarısı olacak. Yani YD ne olacak? AB'nin yarısı olacak. Bize neye soruşur? DYS'nin. Hem de şu an bu beraber tarafı olduğuna göre burada bütün bucaklar nedir?
60 dərəcədir. Yəni burada bu median olduğuna görə həm də tənböləndir daha 30-30 olacaq. Bərabər tərəfində çəkilən median, tənbölən hündürlüyü üçü də eyni şeydir. Bura həm də 90 olacaq, onu da bilə bilərsən. Bizdən DYS-ni soruşur. Bizdən buranı soruşur. Baxın mavi rənglə göstərirəm. Bizdən buranı soruşur. Baxın bura 60'dırsa ha, bura 60'dırsa, bura da 60 olacaq. Niyə uyğun bucaqlardır? Aydın da. Bura da 60'dırsa, bura da 60'dır. 60 60 bura da 60'dır. Başa düşürük. Bizdən DYS-ni soruşur 60 dərəcə olacaq. Anlarım. Dokuzda. Bir dakika dokuza yeniden bakalım. Dokuz numaralı sual. ABC çıkacağında AB beraberdi BC'ye. AB beraberdi BC'ye. Mesela burası A'dırsa, burası A'dırsa, burası 2A'dır. Çünkü AB beraberdi BC deyir. BD beraberdi DS deyir. A seni 2 verir. Bize neye soruşur? Deyir AD tembölendi. AD tembölendi. BD'ni soruşur. Tekrar yazıram. Demeli tembölen kaydasına göre AB'nin BD'ye nispeti beraberdi AC'nin CD'ye nispetine. AB ne kadardı? 2A. BD ne kadardı? A. AC ne kadardı? 2. CD ne kadardı? A. A'lar gedir. Şu an 2, ben bayağı bunu sıfır hesaplamışam. 2A beraberdi 2'ye, A beraberdi 1'e. Burada 1 olur. Necə? Hani burada 90 atmışıdır? 90 değil ha. Bak biz bayağı var dedik. Tamam. Ben size dedim ki beraber yanlı 3 bucaqda beraber yanlı 3 bucaqda. Ancaq təpədən çəkilən olanda olur. Yəni əgər oturacaq aşağıdırsa. Yəni əgər bərabər yanlı belədirsə, buradan çəkilən xətt ancaq median hündürlüyü ola bilər. Tənbölən ola bilər. Başa düşdün? Bu oturacaqdan çəkilib. Oturacaqdan çəkiləndə, yəni oturacaqdan çəkiləndə onu heç deyə bilmərsiniz. Elə bir şərtimiz yox. Elə bir qaydamız yox. Anladım. Sonra biz neçəni demişdik? 10 nömrəni dedik. 11 de eyni şeydi. 11 de deyək. Özü deyək ki D'yi orta xətti. D'yi orta xətti sen de paraleldi bura. Beraber tərəfin dediğine göre 60-60 olacak hamısı bunlar. YDS'ni soruşur. Senden buranı soruşur. Mavi rəngdən yazıram. Senden buranı soruşur. Bura 60'dı, bura da 60'dı. Çünkü uyğun bucaqlardır. Paralelliği var. Geçen 12 nömrəli sualdan. SB 12'dir. ABD. Bu bucaqlar birbirine beraberdi. Alfa alfa. BD paraleldir AC'ye. Bak buranın ne kadar alfadır görsen. Onda burada alfa olacak. Niye? Uygun bucaqlardır. Başa düşürük. Eyni ile bakın. Bura alfadırsa burada alfadır. Niye? Çünkü daxili çarpaz bucaqlardır. Görsen Z tarafı. Bak. Mavi renkle koyduklarım. Karayla koyuyorum bak. Bu karayla alfa dairi almışım. Bunlar uygun bucaqlardır. Kırmızı ile dairi aldığım alfalar ise çarpaz bucaqlardır. Daxili çarpaz. Bunda bu beraber yanlaşıktı ki. Beraber yanlaşı ona burada 12'dir. Senden AB'ni soruşur 12. Başa düştük. Devam edeyim. 13 numaradan sonra. AB'ni 6 verir. BD KBS'nin tembelen. Yani bunlar birbirine beraberdi. Bura alfadırsa burada alfadır. Paralelliği verip demeli bura alfadırsa burada alfa olur. Eyniyle bura alfadırsa burada alfa olur. Çünkü daxili çarpazdır. Beraber yanlı çıxdı. Demeli burada alfa olur. On dört nömrəli sual. Beraber yanlı ABS tutacağında. Bu ne demek? Yani bu hisse beraber neye? Bu hisseye. Beraber yanlıdır. AB beraberdi BC'ye. DM paraleldi neye? Burada paralelliği var. Bunlar birbirine paraleldi. Eyniyle bunlar da birbirine paraleldi. Misal için burada X ise burada X'ti. Burada Y ise burada Y'ti.
Bak, perimetre ne kadardı? 10'du. Yani 2 vurulsun. X üstü y, y neye beraberdi? 10'a. Ben bunu yazıram. Fikir verirsen. Buradan da x üstü y, y neye beraberdi? 5'e. Diğer 3 bızağın yan tarafının uzunluğunu tut. Bızağın yan tarafının uzunluğunu soruşur. Bura alfadsa burada alfadır. Bura bettatsa burada bettadır. Vallahi. Niye uygun bucaklardı? Bak, alfa alfa yazmışım. Onlar uygun bucaktı. Betta betta yazmışım. O da uygun bucak. Çatır bu. Aha, burada indi neye görsem? Ama betta yazmak betta yazmalı değildim. Şöyle bir saniye. Orada betta ne yazmışım? Bir saniye. Bura alfatsa burada alfat. Çatır. Çünkü beraber yanılıdır. İndi fikir. Bura eğer alfatsa, bak bura alfatsa. Onda burada alfadır. Niye? Çünkü uygun bucaktı. Eyniyle bura alfatsa, bu mavi rengine renkledim gördüm, z noktası. Onda bu da alfadır. Çünkü uygun bucaktı. Artık burada beraber yanlarını gördüm. Bura y ise burada y'di. Bura x ise burada x'ti. Fikir verdiniz. Senden sonra şu yan tarafın uzunluğu, yan taraf uzunluğu ne derdi? X üstü y'di. Yan taraf x üstü y'di. Neyse olacak? 5. Evet. On altı numaralı soru. Bakın bize değer şey. Tepe bucağı 70. Derece olan beraber yanlı 3 bucağın oturacağına bitişik bucağı tapdı. Menden buranı soruşur. Bura 70 ise 180'den çıkaram 70'e kalar 110. Onu da 55, 55 yazarım. Yani oturacağa bitişik bucağı hansı oldu? 55. Aydın mı? 17 numaralı son. Beraber tarafı 3 bucak değil. Bütün bucaklar 60 derecedir. İki tembölen arasında kalan iki bucak. Tembölen. Bir de bu tembölen. Tembölenler arasında kalan ne? İki bucak. Neçe derecedir? Bakın tembölen olduğuna göre burada 30'du. Burada 30'du. 30-30. 60. Ne kaldı? 120. Tembölenler arasındaki iki bucağı soruşur. Bura 120 ise bura ne olacak? 60. Başa çıkıyor. Yani AK beraberdir BK'ya, o da beraberdir BS'ye, KD beraberdir SD'ye, KAB. Bura 50 derecedir. Onda bura da 50'dir çünkü beraber yanlıdır. Bakın bu hisse bu hisseye beraberdir. Beraber yanlı 3 bucakta yani bak KB beraberdi BS'ye. Beraber yanlı 3 bucakta median seçilir. Görsen seçilen median hem de hündürlüydü hem de tembölendi. Yani burada 25 burada 25 olacak. Bizden DBA'nı soruşur. DBA 25 derece olacak aydındı. DBA 25'ti burada. 19 da eğnisidir. Kese 20'ye. Kese 20'ye. Beraber yanlı 3 bucağın. Beraber yanlı 3 bucağın. Harici bucaklarından biri beraber yanlı değil. Harici bucaklarından biri 60 derecedir. Sadece bu harici bucağı ne kadar? 60. Elinde bu da bu ne kadar olacak? 120. Burada ne olacak? 30. 30. Bakın bu harici bucağı olabilmez daha 60. Mesela buradaki harici bucağı 60 olabilmezdi. Niye? Onda burada 120 olacaktı. Burada 120, burada 120 olabilmez. Başa çıktı. Ona göre bu şekil uygun değil. Bu şekil uygun. Sonra devam edelim.
21 değinesi de 22. Beraber yanlış bir zaman perimetri 70'ti. Oturacak ise 20'di. Beraber yanma dediğine göre yan taraflar beraberdi. Yani 2A üstte gel 20 beraberdi 70'e. A beraberdi 25'e. Başka işte yan tarafın uzunluğun sorusu 25. 23 ile rahat bir yan tarafı verip 24 numara en son. Tarafı 18 çeşitli 3. Beraber tarafı sonra neye soruyor? Tembelendi. Tembelen düzdü. Yatta saklayacak çünkü ümumiyyətlə düstur budur. Tembelen neye beraberdi? Mediana o kadar neye beraberdi? Hündürlüğe. Ne bak beraber tarafı onda kayda nədir? A köküde 3 bölünsün 2. Tarafı 18 köküde 3. Yani A neçədir? 18 kökte 3. Gel üst turda yerine koy. 18 kökte 3 vur kökte 3 bölünsünle 2. 9 vur 3 27 edilir. Aydın oldu. Veya da şekilden izah edeyim. Şekilden böyle başa düşeceksen. Bu seçilen hem tembölendi, hem hündürüydü, hem medyandı. Onda bura ne oldu? 9 kökte 3. Bura 30 derecedir. Bura 60 derecedir. 60 derece bucak karşısında kat etmeye beraber diğer kat etin kökte 3'üne. 9 kökte 3'ü 9 kökte 3'ü kökte 3 misli. O da ne şey 27. Başa düştük. Şekilden de böyle başa düşebilirsin. Numara son. Oturacağı AB olan beraber yanlı ABC uzağında BC tarafı üzerinde D noktası götürülmüştür. CAD 30 BAD 13 beraber yanlı dediğine göre bırak 43'tü görsen demeli burada 43 olacak. Bizden C bucağını soruşur. 43, 43, 86. 180'den de bu 86'ını çıkartsam kalacak neyse 94. Cevabı olacak 94. Bakalım bu suala. Demek oturacak AB olan beraber yanlar ABS üstü A tarafı D noktası götürülmüştür. BD'si. Buranı 13 verip sı BD. Buranı 7 verip 13 7 oldu 20. Onda bura olacak 160. Beraber yanlı dediğine göre onda 160 180'den çıkana 160'a kaldı 20. 20'ni de 2 kere böl 10. 10. Burada 7 varsa burada 3 olacak. Bizden A bucağını soruşur 10 derece. Devam eliye 28 numaranın son. Değişsiz. Değerli şagirdler 28 numaranın son. Beraber tarafı 3 bucağı verip beraber tarafı 3 bucağın tembelenin uzunluğu 21'di. Tembelenin uzunluğu 21'di. Bu 3 bucağın tarafının uzunluğunu tabi. Biz bilirik ki tembölen beraberdi, medyan beraberdi, hündürlük A kökte 3 bölünsün 2'dir. Bu neye beraberdi? 21'e. Sen bu tenliği halleleyip buradan A'nı tapacaksın. Yani A neye beraberdi? 21 vur 2 bölünsün kökte 3'e. 42 bölünsün kökte 3'e. Kökte 3'e vurup böleceğim. Kökte 3'e vuracaksan bir de böleceksen. 14 kökte 3. Yani taraf oldu 14 kökte 3. Şekil üzerinden izah edeyim. Bura 90 derecedir. Bura 30'du. Bura 60'tı. Beraber taraflı olduğuna göre. 60 derece bucak karşısındaki katet pitonuzun diğer katetin kökü 3'üdü. Onda bura 21 bölünsün kökü 3'tü. 30 derece bucak karşısında kat etse hipotenuzun yarısıdır. Ben neyse yazdım ben. Beraber tembelen uzunluğu 21'di. A kökte 3 bölü 2 21. 21'i 2 bana.
60 derece. Bunu şu an düzdür. Bunu biz köküde vurup öleceğiz. Bakın. Bunu İrasan kazdılar. Ne oldu? 7 kökü oldu. 30 derece bucak karşısında katı tipton uzun yarısı. Aydın mı? Sonunda. Sonra devam ediyor. 29 numara sonra. Arka beraber. KD beraber de SD ya. Burak 40'tı şu an, burada 40'tı. Düzdü. Seçilen beraber yanlıdır. Hiss edersen bu beraber yanlıdır. Görsen bu beraber yanlıdır. Beraber yanlı olanda seçilen median hem hündürüydü hem de tam bölendi. Ona böyle 20-20 oldu. Benden de D beyanı sorusu 20 değil. Başa düştüm. Yok. 30 numaraya sol. Neydi? Arada değişen inkişaf ediyor. Beraber yanlı üç bucağın yan tarafına seçilen medianı. Yan tarafına seçilen medianı. Bak bu medianı. 30 santimetredir. Median 30'du. Oturacakla 30 derece bucağı bana getirir. Oturacağa çekilmiş hündürlüğü soruşur bizden. Şimdi hündürlüğü seçeceğim bir tane. Oturacağı seçilmiş hündürlüğü soruşur. Fikir verin. Beraber yanlı 3 bucakta. Şuralar B'se nedir? Median düzdü. Bəs AH nədir? Hündürlük. Düzdü. AH hündürlük olmaqla yanaşı həm də mediandır. Niyə? Çünki bərabər yanlıdır. AB bərabərdir nəyə? AD-yə. Əgər bərabər yanlı üç bucaqda çəkilən hündürlük həm də mediandır, həm də tam böləndir. Deməli, iki dənə median nə oldu? Kəsişdi. Medianlar kəsişəndə 2-nin 1-ə nisbətində bölür. Yəni bura 2K-dırsa, bura K-dır. 2K üstə gəl, K bərabərdir 30-a, K bərabərdir 10-a. Onda bura 10-dursa, bura nə qədərdir? 20-dir. Başa düşdük. 30 dərəcəli bucaq qarşısında katet, hipotenuzun, yəni 20-nin yarısına bərabərdir 10. Yenə medianlar kəsişəndə 2-nin 1-ə bölünmür. Yəni bura 2x-dirsə, bura nə olacaq? X. X 10'sa 2x nədir? 20. Bura nədir? 20. Yəni 12 qatıdır. Aydındır. Bizə nəyə soruşur? Hündürlük. Hündürlük nə qədər oldu? 20, 10 da 30. Yəni AH nə oldu? 30, 10. Anlaşıldı. Sonra. 31. Yazarsın sonra 32. ABS üçbucağında AB beraberdi BS'ye. AB beraberdi BS'ye. Bu şartı gördük. Yani beraber yanlıdır bilirik ki. Bucak B'ni 40 verip, buranı 40 verip. Beraber yanlıda seçilen hündürlüğü nedir? Median tam bölen hündürlüğü. Demek 20-20 olacak. Demek 20-20 olacak. Onda bura 70 olacak. Bildin niye? AOB, AOB. Bizden rahat soruşur ne olacak? 110 derece. Buranın 70 oldu. 90'dan çıktım 20'ni kaldı 70. Bir uzaklığın iki uzaklarıydı. Bu da eynisiydi. Burası 130 olsa burası ne olacak? 50 olacak. Burası 40 olacak. Bu da beraber yanlılığı seçilen hündürlüğün median tam bölendi. Ama burada 40'tı. Uzak B'ni soruşur 80. Beraber yanlı üç bucağın oturacağı, ona bitişik bucağın, beraber yanlı üç bucağın oturacağı,
Bərabər yanaq üstünə oturacağı. Ona bitişik bucağın həm böləninə bərabərdir. Bərabər yanlı üç bucağın oturacağı ona bitişik bucağın tam bölənlə bərabərdir. Yəni alif-alif. Bir saniye şey oldu. Demek bərabər yanlı üç bucağın oturacağı ona bitişik. Valla ne deyir? Yeniden seçim şey. Bir saniye. Bərabər yanlı üç bucağın oturacağı yəni AB adlandıraq. Oturacağı yəni AB. Ona bitişik tam bölənlə bərabərdir. Hə, demək istəyir ki, AB bərabərdir AD-yə. Bu hissədə bərabərdir. Ha, burada iki alfadır, bilirik. Düzdür. Onda burada iki alfadır, çünki o bərabər yanlı yarandı. Alfa üstə gəl, iki alfa üstə gəl, iki alfa nəyə bərabərdir? 180-ə. 5 alfa 180, alfa 36. Bucağın təpə bucağını soruşur. Deməli, alfa neçədir? 36 düzdür. Bura nə oldu? 72. Bura nə oldu? 72. 72, 72, 144. Təpə bucağı oldu 36. Anladıq. Sualı yenidən izah edirəm. Nazlı xanım deyir ki, mən bəyənmədim. Mələ bucağı. Deməli. A B, S. D bərabər yanlı üç bucağın oturacağı. Yəni B, S. Ona bitişik bucağın, yəni oturacağı bitişik bucağın tənböləninə bərabərdir. Yəni bura bərabərdir. AK. B, S nəyə bərabərdir? A, B, K-ya düzdür. Bətti bu. Bura alfa, bura alfa. Tənböləndə axı. Tənbölən yəni. Onda bura 2 alfa olmadı. Demek burada 2 alfadır. Çünkü beraber yanlı demişti axı. Ha, bura beraber yanlıdır görsen. Demek burada 2 alfadır. Alfa, 2 alfa, 2 alfa ne olmalı? 180. Alfanın tapdın 36. Onda bura ne kadar oldu? 72. Bura ne kadar oldu? 72. 72, 72, 144. 180'e çıkıyor 144'ü. 36. Sonra. Devam edelim. 35 numara son. Dikkatle bakalım sonra. Oxşarlığı kesmiş bir adam için bakalım. Beraber yanlı üç bucakta. Kesmiş oxşarlığı. Beraber yanlı üç bucakta. Beraber yanlı değil. Oturacağa bitişik bucağın tənböləni deyir. Oturacağa bitişik bucağın tənböləni deyir. Tənbölən dediğine göre alfa alfa. Bərabər yanlı dediğine göre iki alfa. Bura olacak çünkü iki alfa iki alfadır. Burada iki tane üç bucak var. Biri A, B, S'dir. Biri ise B, K, S'dir. Görürsünüz. Bize deyir ki, tənbölən verilmiş üç bucağa oxşar üç bucaq ayırır. Verilmiş üç bucağın təpə bucağın da verilmiş üç bucaq olur. Buranın bizə buranı soruşur. A, B, S, M bucaqları hansılardır? 2 alifa, 2 alifa, bir de sual. Düzdür, sual burada. Bəs B, K, S, M bucaqları hansıdır? Alifa, 2 alifa, bir de sual. Çatdı. İndi sual tapmaq lazımdır. Oxşar üç bucaq ne demektir? Eğer bu oxşarsa ne demektir? Bunların bucaqları ne olmalı? Eyni beraber. Sualın yerine ne yazmalıyım ki eyni olsun? Alifa yazmalıyım. Şu an burada alfa yazmalıyım. Burada ise iki alfa yazmalıyım. Bak iki tane iki alfa bir tane alfa. İki tane iki alfa bir tane alfa. Fikir verdin. Ya bu eyniliği üzerindense. Başa düşürsünüz. Demek ki burada iki alfa yazmalıyım. Burada ne yazmalıyım? Alfa yazmalıyım. Bu kadar. İndi artık iki alfa, iki alfa, alfanın zemini olacak. Onu nasıl topluyoruz? 36. Alfa nedir? Bu kadar. 36 numara en son. Ama sağda dayanır. Numara bak. Ben size de 36. 35'i dedim. Nasıl veremezsin?
36 lira. Yazıktan. 36. Beraber yanlı üç bucağın oturacağındaki tepeden yan tarafına çekilen median. Yan tarafa seçilen median. Median iki beraber hissəyə ayrılır. Median. Onun perimetrini 8 ve 15 santimetre olan hisselere ayırır. Bak, bura A'dır. Median dediğine göre bura M'dir. Burada M'dir. Bura olsun K. Der ki, bak, sənə demir ha. Mesela bak, bilmirsən mi ne deyir? Şu bir figurun perimetri deyəndə neye başa düşürsən? Tərəflərinin uzunluqları cəmi. Düzü tərəflərinin uzunluqları cəmi. Məsələn bir ip düşün, bir məftil ip düşün. İpin belə ipdən belə üç bucaq düzəltsən, ipdən və bir məftildən üç bucaq düzəltsən, onu atsan belə məftili ipi atsan tam şəkildə. Onun ümumi uzunluğu o üç bucağın perimetri olacaq. Başa düşürsünüz? Sənə deyir ki, median o perimetri 8 və 15 hissələrə ayırır. Yəni o demək istəyir ki, bu buranın uzunluğu, gördün buranın uzunluğunu rənglənmiş sənə. Bir dənə var, nəyin uzunluğu var? Buranın uzunluğu var. Yəni bu uzunluqları neçə hansı hissələrə ayırır? 8 ilə 15. Yəni A üstə gəl M nədir? 15. M üstə gəl K nədir bəs? 8. Yuxarı 15, aşağı 8 olacaq. Perimetr olur. İndi buradan da baxın. Bərabər yanlıq dediyinə görə uşaqlar. Burada artıq M-lər də aldı. Yəni mən artıq M niyə yazdım ki? Mən bura M yazmıyorum. Nə yazım? Daha səliqəli görsənsin. Baxın. Bura M yazmayayım. Ne yazım? Hey, bura 2A yazım ki. Bura AA olsun. Başa çıkın. Yani 2A üstüne gel A neye beraberdi? 15'e. A üstüne gel K neye beraberdi? 8'e. İnci mi? Yok. A buradan taptın ki 3'tü. Yok. 5'ti. A 5 ise K nedir? 3'tü. Bize neye sor? 3 zaman oturacağı, 3 zaman oturacağı oldu 3. Başa çıkıyoruz. 37 nümrəli sual. Oturacağı B'si. Bərabər yanlı üç bucağında AB tərəfi Y nöqtəsində Y nöqtəsini kəsən S-Y düz xətti. S-Y düz xətti. AS-Y, AS-Y. Buraya nə qədər verib? 18. S-Y bərabərdir BS-Y-yə. Bu bucaqlar bərabərdir deməkdir. Bərabər yanlı olduğuna görə bu sualı başlayıram. Deməli, bura uşaqlar alfadırsa, bura da alfadır. Düzdür. Bura da alfadır. Yox, bura alfa deyil. Bura alfa çıx 18'dir uşaqlar. Bura alfa çıx 18'dir. Başa düşdünüz necə? Çünki bura ümumi alfadırsa əgər, onda bura nə olacaq? Alfa çıx 18. Onda bax indi bura. Alfa çıx 18. Alfa çıx 18. Cəmin olmalı 180, oradan alfanı taparsan. Alfanı da tapandan sonra A, B, S'ni soruşur. İlla alfanı soruşur. Onu süpür başa. Hesabı alfa çıkacak. 38 numara sol. Medianların cəmi deyir ki 12 köküde 3'dür. Biz de bilirik ki beraber tarafının 3 bucağda 3 tane median var. Yani median 3 tane orada medianlardan. Düz deyir. Onların 3'ün de cəmi ne kadardı? 12 köküde 3'dür. Onda 3M beraberdi 12 kökte 3. M'i tapıram 4 kökte 3. Mən tapdığım bir dənə medianın uzunluğudur. Üç bucağın perimetrini soruşur. Üç bucağın perimetri bilirik ki 3A'dır. Yani A. 3 tane A'dır. Mən nə lazımdır? Tapmaq tərəfi lazımdır. Mən üç bucağın medianını bilirəm. Ancaq tərəfini tapmalıyım. Bu. Median nəyə beraberdi? A kökte 3 bölünsün 2 düsturuna görə. Bu da beraber 4 kökte 3'e. Hesaplamağı bilenler bilir ki köşede üstler ixtisar gelir. A olur 8. Perimetre neye beraberdi? 3 tane 8'e. Anladık. Anlamadım Nazlı. 39 numarası var.
Atrazları ASL 8 santimetre. ABS sızağında adeten bölendir. Beraber yanlı dediğine göre. Seçim yöntemi. Uzak seni 70'i verin. Bırak 90'sa. Bu tembelen olduğuna göre hem de hündürlüğü. Ben bilmiyorum. Sonra bura 70 çıktı. Bu 70 çıktı. Onda da ne kaldı? 70'ten 18'i. Yaman hocam. 54. Yaxşı. 70 70. Haram. Bir de yaş baştan bakalım. Oturacağı AS 8 santimetre olan ABS beraber yanlı değil. Yani bura beraberdir. ABS beraber yanlı tutanı adeten bölendi. Şu an bura hündür yol mu? Adeten bölendi sadece olarak. Bu da 77. Onda burada 77. 36 36 olur. 72 72 144 kaldı 36. Yani bura beraberdi. Bu kadar. Onda bura 36, bura 77, 108, bura da 77. Onda bura hem de bura beraber. Yani 8, bura 8, bura 8, bura. AD 8, BD 8. Cevap oldu mu? Bu da yenisi. Yine var. Pardon ya. Kırk bir numaralı sual. Oturacağı AB olan beraber yanlı. Oturacağı AB olan beraber yanlı. Oturacağı AB olan beraber yanlı ABS tutacağında A ve B bucaklarının tembölenleri. Tembölenleri. O noktasında çarşır. BAS, BAS. BAS ne kadardı? 72'di. Onda bir 36. Burada 36. Çünkü tembölendi. Beraber yanlı dediğince burada 72'di. Burada 36. Burada 36'dı. A, O, B'ni soruşur. 36, 36. 72. Burada kaldı 108. Başa düştüm. 180'den tuttum. 72'ni kaldı. Bu da yenisidir. 43 numaralı sual. Demeli AB beraberdi AS'ye. O da beraberdi neye? B'ye. BS A'dır. Buran bizden açıq vurulsun. Açıq B verib. Eğer ümumi A'dırsa. Bura açıq B'dirsa. Bura neler kalacak onda? B olacak da. Bura B olmalıdır ki bura açıq B kalsın. Demeli bunların üçü de birbirine beraberdi. Bizden BS A bucağını soruşur. Uşaqlar yadda saxlayıp B A. Bakın bize ne kadar verib. Bize 15 verib. Bakın. Bura x olsun. Onda bura ne olacak? X üstəgəl 15. Düzdür, xarici bucaq olduğuna göre. Anlamadım. Bura ne olacak? X üstəgəl 15. Niyə görə? X ilə 15'in cəmi olur? X ilə 15'in cəmi x plus 15 verir. Xarici bucaq. Bərabər yanlıdır. Onda burada x plus 15'dir. Bərabər yanlı olduğuna göre burada x ise burada x'dir. Çatır. Deməli burada neyi görsən? X üstəgəl 15. Bu. Üstə gəl x üstə gəl 15. Üstə gəl buradakı x. Bərabər hamısının cəmi 180-dir. Oradan x-i tapacaqsan, səndən nəyi soruşur? BSA-nı soruşur. BSA. Səndən x-i soruşur. X-i tapacaqsan cavab. Yəni bunu həll elə x-i tap. Bu qədər. Aydın mı? 45 nömrəli sual. Beraber yanlı ABS tutacağında AC oturacağı deyir. ABS, AC oturacağının uzunluğu 8'dir. Medianların kesişme noktasında. Medianların kesişme noktasında. Medianların kesişme noktasından B tepesine kadar mesafe 2'dir.
Buranın da 2 veriyor. ABS tutacağım perimetrini soruşur. ABS'nin perimetrini soruşur. Şu an bu medyanların kesişim noktası olduğuna göre eğer ben bunu böyle uzatsam aşağıya. Bura 2 ise bura 1'dir. Bunu bildik. Ve beraber yanlı olduğu için çekilen median tam bölen hündürü yeni şeydi. Bu hem hündürüydü hem de ki tam bölendi hem de ki mediandı. Burası 8 ama bak 4 olacak. Burada 4 olacak. Fikir verirsen ise bura ne kadar oldu? Pardon fikir verirsen. Bura ne kadar oldu? 3. Bura ne kadar? 4. Onda bura ne olacak? 3, 4 ise bura olacak 5. Beraber yanlı dediğine göre bu da 5'ti. Aşağıda zaten 8 bilirsen. Perimetre neye beraberdi? 500'e gel. 500'e gel 8. 18. 46 da yenisidir. 47. Beraber taraflı ABS. Beraber taraflı değil. Zan bucağını nerede verip? 28, 25. Evetler vardı. Cansu. Canı varsa yok. Zan bucağı 25'ti. CBM, CBM 40'tı. Şu an beraber taraflıydı. Beraber tarafıza bura 60'tı. Bulan hamısı 60'tı. Ona bura nerede kalacak? 60'dan 25'in çık. 35. Bura nerede kalacak? 20. Nıdıbın soruşur. Nıdıbı. Bizden buranı soruşur. Görsen bu buranı soruşur. Bura neye beraberdi? 20 ile 35'in zemine. Niye? Çünkü harici bucaktı. 20'nin üstüne 35 gelende 55 eləyir. Başa düştün. Bir yerden gelmiş. Göstereyim. Harici bucaktı. Ona diyorum. Yani 35 ile 20'nin zemin verir. Bu da yeni sual oldu. 49'a bakalım. Beraber yanlı ABS tutanı. AS beraberdi BS'ye. Yan taraflar beraber. Zanı verip ne kadar? 20. Zanı verip 50. 100, 180'den çıktım 50'ni. Kaldı 130. Onda 65. 65 düşüyor okuracaklara. Onda bırak 45 kaldı. Sonra nıdı bunu soruşur. Bizden buranı soruşur. Nıdı bu. Bizden buranı soruşur. Nıdıbın tıbımını 40 verir. Ben tıbımı. Buran 40 verir. Bak şimdi. 2 1. Bura ne kadar olacak? Bura ne kadar olacak? Bura 20, bura 50 ne oldu? 70. Bura ne oldu? 110. Bura 110 ise burada 70'ti. 70, 40. 110 bura ne kaldı? Kaldı 70. Evet, başa düştük. Sonra. Bakın. Bunun bir tanesini izah edeyim. Bir nömrəni izah edeyim. Beraber yanlı değil. İki tane tarafı verip ne ineceksen 8'i götürersen aşağıya en büyüğü yan tarafa koyacaksan bildiğin. Perimetrin soruşur ne ineceksen toplayarsan 17, 17, 34. 8 gelenler 42. Yani birine ait değil mi? Aynı şeydi hamsa. Sonra 52 numaralı sual. İndi bura bakaq. Oturacağı 17 olan beraber yanlı 3 bucağın yan tərəfin alabileceği en kiçik tam qiymet. Yan tərəfin alabileceği en kiçik tam qiymeti soruşur. Deməli yan tərəf oturacaqda ne olmalıdır? Böyük olmalıdır 18. Değerli şagirdler burada en kiçik qiymetini soruşur. Bizden en kiçiğini soruşur. Ona göre bu necə olacak? Baxın. Buranı misal üçün A götürək. Buranı da A götürək. Bərabər yanlı olduğuna görə. Üç bucağın bir tərəfi nə olmalıdır? Üç bucağın bir tərəfi kiçikdir onların fərqindən, böyük dönəyindən, fərqindən böyükdür, zəmindən kiçikdir. Biz buranı həll eləsək, yəni 2A böyük dönədən 17'dən, hər tərəfi 2-yə bölsəm 8,5-dən böyük. A böyük dönə 8,5-dən, 8,5-dən böyük ən kiçik qiymət nədir? 9. Deməli A-nın qiyməti 9 olacaq. Aydındır? Bu qədər. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.